Merhaba, justinesabun.com'dan. Bugün ilk olarak iyi seneler diyorum size. Instagram ilave ediyorum. Bunu şimdi buraya koyuyorsam. Evet, merhaba. Instagram'da hoş geldiniz. İlk olarak tekrar alacağım. İyi seneler. 2019'a geldik. Hadi bakalım bu sene de bizi ne bekliyor? Şunu biraz düzeltmeye çalışayım. Ön uyarı yapmayı unuttum biliyorum ama belki hala izleyen olacak. Yoksa tekrarlama izleyebilirsin. Instagram'dan izliyorsanız, sonra Facebook'ta ya da blogumda sabunatelier.com'dan izleyebiliriz. Yani izleyebilirsiniz. Orada kayıt olacak. Bugün Kostik İndirim ve Süper Yağ konu olacak. İkisi de bazen biraz ya bir kafa karışıcı bir durum yaratıyor. Ondan onu daha detaylı konuşmak istiyorum. Bunun dışında biliyorsunuz her çarşamba saat 12.30'da live gidiyorum. Yani hem Facebook'ta hem Instagram'da. Nerede izlemek istiyorsanız izleyebilirsiniz. Kaçırıyorsanız sabunateli.com'dan sonra onu kayıt olarak bulabilirsiniz. Orada gene de konu yazılı da biraz anlatıyorum. Başka ne demek istedim? Yılbaşı nedeniyle onu fark ettim. Yani evde biliyorsunuz iki tane çocuğum var. Birisi 7, birisi 9. Bu nedeniyle her zaman hemen cevap veremiyorum. Özellikle hafta sonları ya geç akşamlarda geç cevap verebilirim. Ama en kötü ihtimalde 24 saat içinde hafta sonuyla bayram belki olunca 40 saat, 8 saatte yani genelde bir gün içinde en geç cevap veriyorum. Onu da aklınıza tutun. Yani bana da biraz müsaade edin o konuda lütfen. Başka ne? Süper ya, kostik indirim konuşacağız. Bu hafta, gelecek hafta şampuan ilgili sorularınız var. Orada temel şampuan bileşimi anlatacağım. Sizin taraftan istekler de geldi. Krem merhem bir kez tekrar daha detaylı anlatmak için. Onu da ilave ediyorum. Okul tatili de devam edeceğim. O sıkıntı yaratmaz. En kötü ihtimalde sizi bildireceğim başka bir gün olarak. Ama genelde onu da olacak. Şimdi kostik indirim ve süper yağ nedir? Doğal sabun konu. O da belki belirtmem lazım. Bu yüzden yani doğal sabun yaparken biliyorsunuz biz istediğimiz yağları seçiyoruz. Ona göre kostik miktarı hesaplanıyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Daha nemli, daha bakım sağlayan bir sabun yapmak istiyoruz. Bu yüzden onu yapıyoruz. Aynı zamanda doğal bir ürün çalıştığımız için yani yağları onla da seneden seneye, toprak toprağa, cinse de biraz değiştirdiği için kostik miktarı tam sabit bir miktar değil. Biraz doğal olduğu için bir hafif bir fark yaratıyor. Acayip farklı değil. Genelde virgülden sonra farklı da ama o da bize bu ikisi de kostik indirim ve süper yağ. İndirim bize yardım ediyor bunu karşılaştırmak için. Karşılaşmak için durumu. Yani o bize sıkıntı yaratmasınlar diye. Şimdi burada bir soru var. Konu ilgili değil ama tamam sizi ilgilenecek diye düşünüyorum. Nasıl bu konu bilgi sahibi oldum? Yani biliyorsunuz belki uzun zaman takip ediyorsunuz biliyorsunuz. Eşimle beraber Clementine sabun sahibiyiz ve ben son 15, 20 neredeyse 20 sene sabun yapıyorum. Yurt dışına ve yurt içi eğitim o konuda aldım. Sonra da kosmetik kimya lisansım aldım yurt dışına. Ve genel olarak yani fen bilgilerim benim hobim. Öyle demek istiyorsanız yani ben o konuda her zaman karıştırma yazamıyorum. Ondan bir hobiden işe döndüm ve anlatmayı seviyorum. Bilgi paylaşmayı seviyorum çünkü yani bilgi ulaşmak, doğru bilgi ulaşmak veya
Doğru anlattığım her zaman da ulaşmak zor ya. Ben de aynı soru çekiyorum. Mesela biliyorsunuz doğma büyüme Almanım ama Almanca pek ben araştırma yapamıyorum. Yani aklıma yatmıyor. Bazen yok piyasada, bazen ücretsiz piyasada. Ondan gene de İngilizce olarak araştırma yapıyorum. Eğitimlerde de gene de İngilizce olarak da alıyorum. Şimdi konuya deneyelim. Kostik indirim ve süper yağ. Şimdi kostik miktarı hesapladık. Yani yağlarımı seçtik, kostik miktarı hesapladık. Şimdi iki tane yolumuz var. Kostik indirim yaparken hesapladığımız kostik miktardan genelde %5 o benim standartım ama %3, %20'ye kadar hepsi var. Kostik miktardan daha az kullanıyorum. Yani hesapladım diyelim 100 gram kostik miktarda 5 gram daha az kullanıyorum. 95 gram kullanıyorum. Süper yağ da bu farklı yapıyor. Onlar yağları seçiyorlar. Kostik miktarı tam hesaplıyorlar. Yani tekrar bu 100 grama varıyorlar. Ama şimdi azaltmıyorlar. Onlar şu fark bulmak için yani bu güvenli payı yapmak için %5'lik kostik miktarı karşılayan bir yağ ilave ediyorlar. Yani mesela diyor bunlar gene de bu pahalı yağlar, besleyici yağlar. Yani mesela diyelim argan yağ kullanmak istiyorsunuz. %5 kostik miktarı yani 5 gram kostik için argan yağ ilave ediyorlar. Onu da ayrı hesaplıyorlar ve onu gene de yapımı aşamada farkı oluyor. Sonra ilave ediyorlar. Yani diyelim kostik indirim için sabun yapıyor. Pardon. Yağ döküyoruz, kostik döküyoruz. Zaten daha az kullanıyoruz, karıştırıyoruz, sabunlaştırıyoruz, sabun döküyoruz. Superfed'de farklı bir yöntem yapıyorlar. Onlar tam yağ, tam kostik karıştırıyorlar, sabunlaştırıyorlar. Dökmeden önce esans gibi o anda onlara Superfed dediğimiz ilave yağ o zaman da döküyorlar. Karıştırıyorlar, kalıba döküyorlar. Fark nerede? Yani düşünce farklarda bir fark yaratan bir düşünce var. Şimdi kostik koyduk ya sabunlara yağlarımız başlangıçta. Şimdi bu kostik yağlarımız reaksiyona başlamaya başlıyor. Bu yağ asitin eli tutuyor, şu yağ asitin eli tutuyor. Kostik azalıyor bu karışımda çünkü bağlantı girdi. Şimdi yağ ilave ediyorsam bu yağ o zaman sabunlaşmıyor düşünceyle. Bu yüzden pahalı yağlarda özellikle bu özel yağlar sonradan ilave ediliyor. Şimdi kardeşim teşekkürler. Araştırmalar var. Bir tane yurt dışında bir tane kimya profesörü bunun ilgili çok araştırma yaptı. Onunla araştırma yaptılar. Fark gözükmüyor diyorlar. Ama bir tarafta biraz keyif farkı bu. Yani mesela ben onu böyle size anlatmak istiyorum. Sütlü kahve içenler kesinlikle aranızda var. Benim tercihim mesela ben filtre kahve içiyorsam önce bardağıma süt koyuyorum sonra kahve döküyorum. Eşim tam tersi. Önce kahve döküyor sonra süt ekliyor. Sonuç ikisi aynı. Sütlü kahve. Ama biz diyoruz tadı farkı var. Bu da aynı yani kostik indirim süper yağ olarak sonuç aynı. Kostik miktardan daha çok yağ var sabun içinde. Ama hesap olarak, işlem olarak belki bir fark yaratır. Bu yüzden hangisini seçiyorsanız tamam keyfinize göre, tamam zevkine göre. Ben sabunlara tarif anlatırken size genelde kostik indirim anlatıyorum. Çünkü o hesaplamak olarak daha kolay. Bu mantığı kapmak çok daha kolay. Bu süper yağ mantığı her zaman biraz garip oluyor ve yani ben sabun yaparken önüme koymuyorsam bile önüme koyuyorsam bile bazen ilave yapmayı unutuyorum. Yani bu bir hata kaynağı daha olabilir. Bu yüzden süper yağ pek tercih etmiyorum. Ama bu size bağlı. Yani bu gerçekten tamam keyif işi. Böyle diyenler var, şöyle diyenler var. Böyle sütlü kahve içenler var, böyle sütlü kahve içenler var. Yani dediğim gibi sef mesela sabunun aynı besleyici katıyor. Belki hafif bir fark var ama gördüğüm fark yok, hissettim bir fark da yok. Ve yurt dışındaki forumlarda, sabuncularda aynı. Yani
Bazıları böyle tercih ediyorlar, bazı şöyle tercih ediyorlar. Bazında mesela ya dediğim gibi ben kostik indirim yazıyorum. Çünkü kelime içinde de bir anlam var. Süper ya, yani bu nedir diyorsunuz değil mi hemen? Bu yüzden ben kostik indirim kelime tercih ediyorum. Termin olarak tercih ediyorum. Almanca genelde überfett diyorlar. Çünkü o da kelimeden hemen bir anlam çıkıyor. Fazla yağ demek bu. Ondan yani bazen bu dil tercihi de yani bile aynı işlem yapıyorlarsa çoğu zaman karışık bir anlam var. Yani genel olarak burada ikisi de en önemli olanı kostik miktarı sabundaki katınız yağ miktardan daha azdır. O en önemli olayı. O dediğim gibi bir tarafta daha besleyici, daha bakımlı bir sabun yapıyor. Diğer tarafta tartım, hesap hataları için bir güvenlik payı alıyor. Ve üçüncü olarak tabii ki doğadan çıkan yağları her sene aynı değil, sentetikler değiller. Yani dediğim gibi zeytinyağı bu sene, geçen sene zeytinyağının tadı farklı oluyor. O cinsten kaynaklanabilir, o topraktan, iklimden, yağmurlu hava, güneşli havadan kaynaklanabilir. Bunlar hepsi hafif yağ asit birleşimi hafif farklar yaratıyorlar. Dünya büyük fark değil ama küçücük. Bu yüzden bunlar da size için yani daha sağlam bir sabun yapmak için bu miktar önemli. Ve dediğim gibi ona superfet mi diyorsunuz? Kostik indirim mi diyorsunuz? O size bağlı. Hem de bazen pazarlama olarak tabii ki superfet demek belki daha hoş. En son aşamada ben size argan yağ ilave ediyorum. Daha hoş bence demek ama sonuç sabun olarak aynı. Ya dediğim gibi o size bağlı. Size yani güzel bir sabun yapmak için ama önemli bir şey. Bu yüzden bu konuda atlamayın ve kesinlikle sorularınız varsa devamı sorun. Biliyorsunuz cevap vermeye çalışıyorum. Şu anda başka bu ikisinin bir aklımda gelen bir soru yok. Sizden gelen başka bir soru yok. Bakalım. Ve dediğim gibi her çarşamba buradayım. 12.30'da bazı kısa, bazı uzun konuya göre değişiyor. Şu anda bir soru geldi. Hadi bakalım beni. Kostinin su ve yağ oranı aynı mı? Bırakmanız yoksa su ve yağ oranı yükselir. Şimdi genelde kostik indirim önce zaten seçtiğiniz yağa göre kostik ve su miktarı hesaplıyorsunuz. Bundan sonra bu hesapladığın kostik miktarı azaltma yapıyorsunuz. Yani kostik miktarı değişiyor, su miktarı o konuda değişmez. Burada var ilave yağ kullanıyorum. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bu konuya tamam. Şimdi sıvı buna CP esans kullanmak şart mı? Şart değil ama bazı kıvam farkı yaratır. O esansa bağlı değişiyor. Ondan %100 bir cevap size o konuda diyemiyorum. Bazen CP esans olmadan esans sabun daha sıvı yapıyor. Onu deneyerek bakmanız lazım. Hani orada sabit bir cevap maalesef yok. Tamam. Başka sorunuz yoksa buna adım adım kapatayım. Çarşamba buradayım. Tekrar kaçırıyorsanız başlangıcı veya şimdi ilave ettiniz. Facebook'ta ya da sabunatelier.com'da bunu sonra izleyebilirsiniz. Genelde sabun atölyede blog yazı olarak bir gün sonra ya çıkıyor. Onu da aklınıza tuttum. Burada şimdi bir soru daha geldi. Asitli oranı yüksek olan zeytinyağı ile sabun yapılır mı? Genelde tercih etmiyoruz. Ya benim favorim, biliyor o soru sık sık geliyor. Benim favorim Riviera ya çünkü sabit bir yağ asit miktarı var. Ve özellikle sızma veya tazı sıkmış yağlarda güzel sıkıntıları yaratıyorlar. Aniden sabunlaşma yapabilir. Diğer tarafta da bazen kıvam almıyor. Çünkü içinde
Yani üretim tarzı, soğum sıkımdan neden ile içinde posa ufacık gözükmüyor. Bu hafif böyle bulutlu oluyor. Posa kalıntıları var. Ondan sonra bunlaşma sıkıntı yaratabilirler. Bu yüzden de bir yere ya tercih edin gerçekten. Yani fark yapma kalite olarak fark yapmaz. Ama çalışma tarzı olarak çok daha kolay, çok daha güzel bir yani tasarımla da yapabilirsin. Sızmaya ya da kendin sıktığınız yağ kullanmak istiyorsanız onu o zaman burada süperfet olarak onu kullanabilirsiniz. O belki daha mantıklı olabilir. Çünkü yani sıkıntı yaratmaz. Ay, Riviera yağından hangi markada daha iyi sabun çıkar? Karışık kullanıyorum. Yani eşim genelde indirim daha ya da şu anda bulduğun yağlar çünkü biz tükettiğimiz yağ miktarları bazı normal süpermarket aşıyor. Biz toptandan aldığımız için fark yapmaz. Yani burada Riviera yağın bir tane standardı var. Bu fark etmez hangi markadan aldığınız için içinde oluyor. Tabii ki belki kullandığınız cinse göre, ya yani zeytin cinse göre belki bir fark görebilirsiniz ama onu da hangi marka ne kullanıyor onu ben bilemiyorum. Bunu kendiniz deneyin, tercih edin. Bu en kolay bulduğunuz olanı bence tercih edin. O her zaman en güzeli. Tamam, şimdi başka bu kadar soru gördüm. Ha, bak tam kapatacağım, bir tane daha geliyor. Bazı spi esanslar sabunu hızlı donduruyor. Bu o zaman spi esans değil. Çünkü spi esans tam tersi. Yani bizim sattığımız tatlı dilimde olarak sattığımız soğuk imalat uygun esanslar özellikle çalışma fırsatı veriyorlar. Bilmiyorum hangi esans kullandınız bana bildirebilirsiniz. Belki size daha kolay daha doğru bir cevap verebilirim. Instagram'da sorduğunuz için onu sonra PM olarak atmak istiyorsanız daha güzel. Çünkü maalesef buradaki yorumlar tekrar ben bulamıyorum henüz. Son kez sanki buldum da emin değilim. Facebook'taki soruları hep görüyorum. Orada da cevap veriyorum. Ya dediğim gibi bütün cevap yazmaya çalışıyorum. Kaçırdıysam bir şey bana hatırlatın. Dediğim gibi genelde bir iki gün içinde cevap veriyorum. Ve hafta sonu geçtiğinde bana müsaade edin. Çocuklarım da biraz şımarmam lazım. Ondan gelecek hafta şampuan genel anlatım yapalım. Yani şampuanın birleşiminden bakalım. Ve bundan sonra büyük ihtimalle krem ve merhem tekrar konu olacak. Çünkü orada sizden soruları hala var. Şu anda benden bu kadar. Gelecek hafta görüşürüz. İyi eğlenceler bu hafta sonu, bu hafta tekrar ve sorularınız varsa hadi sorun. Ben çekinmiyorum. Tamam, görüşürüz. Bay bay.